Fotoğraf renktir. Peki renk nedir biliyor musunuz? Hadi gelin bu içerikte onlara bakalım. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolaya hoş geldiniz. Sevgili dostlar, rengi etkileyen unsurlar epeydir. Bunlardan bir tanesi rengin ısısı, diğeri tonu, bir başka unsurlardan bir tanesi Uygunluğudur ve sonuncu da ışığıdır. Hemen gelelim başlayalım rengin ısısını nasıl etkilediğini. Yani sizin beyaz dengesi dediğiniz var ya o rengin ısısı. Sevgili dostlar soğuk ya da sıcak olarak etkilenecektir renkleriniz. Doğru renk ısısını kullanmazsanız. Ama bunların arasında bir tanesinden hiç kimse bahsetmez. O da renginizi pozlamanız etkileyecektir. Pozlamanızı çok açarsanız renkleriniz çok açık olur. Eğer pozlamanız koyu olursa da renkleriniz koyulaşacaktır. Lütfen unutmayın. Şimdi gelelim diğer unsurlara, elemanlara. HSL dediğimiz yani ton, hue, saturasyon yani doygunluk, lüminans da ışığıdır. Sevgili dostlar önce tondan başlayalım. Şimdi şu o degrade resmimizi ortadan alalım. Ve bakalım ton nasıl, ne tarafa doğru değişiyor gördüğünüz gibi. Tonu bayağı bir değiştiriyor değil mi rengi? Tona dikkat edeceğiz ya da tonla oynayacağız. İkinci unsur ki sizin genelde hepinizin yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi doygunluğa çok güvenerek doygunluğu daha doğrusu kolay yol olarak doygunluğu tercih ediyorsunuz ve doygunluğunuzu artırarak daha güzel fotoğraflar elde ettiğinizi zannediyorsunuz ama aslında değil. Doygunluk çok gerektiği noktalarda en son başvurmanızı tavsiye edeceğim seçeneklerden bir tanesidir. Onun haricinde de lüminans denilen rengin ışığıdır. Bu rengi ya açarsınız ya da koyulaştırırsınız. Rengi etkileyen çok şey varmış demek ki. Evet sevgili dostlar burada bir size bol renkli bir fotoğraf seçtim. Tabii fotoğraf ro haliyle oldukça düz. Dolayısıyla önce bakıyorum. Birazcık şuraya baktığım zaman mavinin biraz yüksek olduğunu, birazcık highlight'ı kısarken şey bir parçacık açmayı tercih edeceğim. Ki renkler biraz daha birazcık kontrast ilave edeceğim. Shadow'unu bilmem neyine oynamayacağım şimdilik. Şimdi geleceğiz renklere bakalım. Şimdi çok ısıtırsak çok çıkar. Az ısıtırsak soğur gördüğünüz gibi. Ben burada bir parça daha sıcak renkleri tercih edeceğim ve önce bir parça renk ısısını artıracağım. İki tane unsur tamamladık bile değil mi? Biraz clarity artırabiliriz. Şimdi eğer doygunluğu ata açarsanız bakın şöyle bir şeyle karşı karşıya kalırsınız. E, bu da doğal veya da güzel değil. E, azaltırsanız da siyah beyaza çevirirsiniz. Şimdi biz buradan hiç dokunmayacağız. Burada tabi ben birazcık bir ton curve yapacağım hafif. Şuradan da şöyle yukarı kaldıracağım. Tamam. Şimdi sevgili dostlar sadece renklerle oynayarak ciddi bir değişim yapacağımızı göreceksiniz zaten. Burada artık nihayet bu Lightroom Classic'in yeni versiyonunda Capture One'da yıllardır olan teke tek renkleri seçebiliyorsunuz. Ben burada şimdi şu sarıyı seçeceğim. Burada yeni bir bölüm açıldı. Ve şurada bastığınız zaman itibaren etkilenecek renkleri görüyorsunuz sadece gördüğünüz gibi. Bunu daha da aşağıya indirebilirsiniz. Sadece bu bölgeyi ya da range dediğimizin daha geniş bir bölümünü yaparsınız. Biz onları istemiyoruz. Biz sadece şuradaki yapraklar yani sarı olan yaprakların etkilenmesini istiyoruz. Bu yaprakları ben birazcık daha tonlamasını birazcık daha yani kırmızıya doğru çekeceğim. Birazcık patlasın istiyorum. Dolayısıyla ışığını açacağım. Lüminansını açacağım yani. Bir de çok gıdım bir doygunluk ilave edeceğim. Şimdi öncesi ve sonrası. Şimdi geleceğiz ikinci rengimizi seçeceğiz sevgili dostlar. Yeşilleri Ha burada aqua çıktı gördüğünüz gibi. Peki o zaman bir daha yeşil de seçeriz. Tekrar bakalım nereleri hangilerini etkiliyor. Ha çok güzel. Çok fazla etkilemiyormuş. Çok harika. Şimdi burada bunları ben birazcık daha şu tarafa doğru alacağım. Az bir şey daha doygunluğunu artırırken bakacağım. Koyulaştırmak mı istiyorum, açmak mı istiyorum? Evet, koyulaştırmak istiyorum. Üçüncü bir renk seçeceğiz. Yeşilden önce şu rengi seçelim. Burada da tekrar bir parça ışığını artırmak istiyorum ben bu kırmızıların. Ama önce ne demiştik? Buraya bakalım nereye etkiliyor? Çok fazla bir yer etkilemiyor gördüğünüz gibi. Bir parçacık doygunluğunu artıralım. Hiç tonlamasıyla oynamak istemiyorum. Çünkü çok kırmızı ya da çok şey kalabilir. Ya, da bir parça koyulaştırabiliriz. Tamam. Şimdi gelelim daha bir yeşile. Yeşil, yeşil, yeşil. Mesela şuradaki yeşili alalım. Yeşilimiz çıktı ortaya. Bakalım yeşil ne kadar etkileniyor. Epey bir yeşil etkileniyor gördüğünüz gibi. Şimdi burada sonbahar renklerine daha yakın olsun diye bu yeşili bir parça daha tonlamasını sola doğru çekeceğim. Ve bir parçacık koyulaştıracak mıyım açacak mı? Bir parçacık açacağım. Bir parçacık da doygunluğunu artıracağım. Burada kaç ton renk olduğunu görüyorsunuz değil mi? Burada etkilenmeyen şu yeşil var mesela. Bakayım bu yeşil nasıl bir yeşilmiş. Ne kadar etkileniyor. Evet çok güzel. Bunda da bir gıdım sadece doygunluğunu artıracağım. Rengini çok beğeniyorum. beğendim çünkü. Ve ısısını bir parça. Bakayım kısayım mı? Kıstım. Kıstım. Az bir şey kıstım yani kontrast yaratıyoruz renkler arasında aslında farkındaysanız. Kimini kısıyoruz, kimini açıyoruz. Şuradaki renkte bir parça farklı bir renk olduğunu görüyorum. Onu da bir parça bu sefer koyulaştıralım ve rengini bir parçacık artıralım. Şimdiye kadar aradaki farkı görmek için de bölelim. Gördüğünüz gibi öncesi ve sonrası sevgili dostlar. Bayağı bir fark etti yukarıdaki oynamayı çok fazla yapmamakla beraber sadece renklerle bile ne kadar büyük fark yarattığımızı görüyorsunuz değil mi? Devam edelim. Şuradaki rengi alacağım. Şuradaki gölgeyi açmak istediğim için bir parça ışığını yok artırmayacağım. Koyulaştıracağım bakın. Detaylar yeniden ortaya çıktı gördüğünüz gibi. Burada da doygunluğunu ben bir parça azaltacağım daha bir taş rengi olsun diye. Başka da bir şey yapmayacağım. Bakalım nereleri etkilemişiz. Evet tam istediğimiz yerleri etkiledik. Sonra da şuradaki maviye ama tam maviyi yakalamam lazım. bir detay olmaksızın. Evet. Bu mavi gökyüzünde bir parça az bir şey ışığını kısacağım sevgili dostlar. Bir parça daha koyu tarafa çekeceğim. Ve bir parçacık da doygunluğunu artıracağım. Şimdi bütün bunları yaptık. Tekrar bu sefer histogramımıza bakarak neleri eksik yaptığımızı, neler yapmamız gerektiğini bir göz atacağız. Şöyle bir parçacık daha highlight'ı kısacağım. Ee, başka ne yapacağız? Aşağı ineceğim sevgili dostlar. Ben burada şunlarla oynamayı seviyorum çünkü. Şu dark'ı bir parça şöyle azaltırsak Renklerin genelini bir parça daha koyulaştırarak vurgulamış oluyoruz. Yani kontrastımızı art aslında yani renkler arasında yarattığımız kontrastı iyice artırmış oluyoruz. Şöyle daha bir yakından bakarsanız ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ama renklerle oynarken dikkat edin, abartmayın. Tat verin. Çünkü amacımız tat vermektir fotoğrafta. Bu fotoğraf inanın bana başka da bir şey istemiyor. Ha, bir şey daha var. Kalibrasyonla da oynayabilirsiniz. O da enteresan bir bölümdür Lightroom Klasik'te. Mesela kırmızılara bir bakalım. Kırmızıların ısısını artırırsak, azaltırsak ne gibi bir etki yapıyor? Ortaya getirelim. Yeşilin artırırsak ya da azaltırsak ne gibi bir etki yapıyor? Ona bakalım. Ve en sonunda da mavinin bize olan etkisine bir göz atalım. Şimdi burada kırmızıya bir bakalım bir daha. Birazcık daha bu tona doğru getirip doygunluğunu bir parçacık çok fazla değil. Şöyle minicik bir 10 kadar. Ne demiştik? Biz biraz daha böyle şey tonları yakalamak istiyoruz. Bu da çok oldu galiba arkadaşlar. Evet, biraz fazla olmuş. Şöyle onlara getirelim. 15'lere getirelim. Şunu da bir parça artıralım. Bir yüzde on yüzde on kadar artıralım. Yani artı on kadar. Maviye de hiç dokunmayacağım sevgili dostlar. Bu resmi şimdi, bu fotoğrafı şimdilik bitireceğim. Yani bakın ne yaptık? Buraya aslında çok az dokunduk. Çok fazla bir şey yapmadık. Az bir şey kontrast verdik. Yoksa ben burada shadow'u açarım, kapatırım. Ne bileyim ben beyazı artırırım, eksiltirim. Hayır biz sadece renklerle oynayarak bir fotoğrafı şuradan şuraya getirdik. Şöyle büyütelim arkadaşlar fotoğrafımıza bir geniş açıdan bakalım. Hatta şöyle bir genişletelim. Gördüğünüz gibi kontrastı renklerden sağladık. Bir örnek daha yapalım sizinle beraber. Tabii bu kadar abartmak zorunda değilsiniz. İstediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Hiçbir şey yapmama özgürlüğüne de sahipsiniz ama ben size bir örnekleme vermek istedim. Şimdi bakayım burada başka ne varmış? Evet mesela şurada çok güzel bir fotoğraf var. Bunu bir resetleyelim sevgili dostlar. Yine aynı şekilde inanın bana hiçbir düzeltme, buradaki düzeltmeleri kullanmayacağım ve sadece renklerle oynayarak bir fotoğrafı ne hale getireceğiz? Bir parça renk ısısını artıralım sevgili dostlar. Güzel. Bakın hemen nasıl burası aydınlandı gördünüz mü? Bakayım kırmızılaştıralım mı bir parça da tint verelim. Sonra bunu artırmaya ya da kısmaya gerek yok. Ee, gayet düzgün. Seviyorum bu şeyini. Şimdi gelelim renklere. Ben önce şuradan başlayacağım sevgili dostlar çünkü burayı bir parça ha, renk seçemedim diyor. Şuradan bir parça rengi artır. Şey artıracağım. E, ışığı artıracağım. Bakayım. Gördüğünüz gibi gölge gölgeyi açmış oluyoruz. Bir parça da doygunluğunu azaltacağım. Başka da hiçbir şey yapmayacağım sevgili dostlar. Sonra geleceğiz. Şurada şu daha sarı turuncu tonlara geleceğiz. Onları bir parça onları bir parça önce bir doygunluğunu artıracağım biraz daha ışık vermek adına. Ee, ışığını bir parça kısarsak ne oluyor yok. Işığına dokunmayacağım ama şey bir parçacık daha kırmızıya çalmasını sağlayacağım. Sonra buradaki renge geleceğiz sevgili dostlar. Burada da aqua gibi bir renk bu zaten maviye yakın. Ben bunu bir parçacık böyle daha açık tonlamasını seviyorum. Burada da renklerine bir şey ışığını bir parça açacağım ve doygunluğunu bir parçacık artıracağım. Şimdi burada başka bir yeşil tonu var. Oraya gideceğiz. Evet, şuradaki yeşil tonuna. Bakın ne kadar net belirgin seçiyor tonları. Farkında mısınız sevgili dostlar? Mesela bunu ben burası çok fazla etkilensin istemiyorum. Dolayısıyla bunu iyice rengini kıstım. Şimdi burada da bir parça aydınlık olsun istiyorum burayı bir parça daha böyle ışığını artırırken daha önce yaptığımız gibi bir parça tonunu sol tarafa çekip bir parçacık daha ama çok gıdımcık artıracağız. Son olarak da şuradaki taşın rengi gördüğünüz gibi pembemsi. Onu alacağız. Orada da bir parça aydınlanma. Bakın çok aydınlanma yapmıyorsunuz. Çok güzel böyle hafif aydınlanma. Ee, ben burada bir parça bunun şeyini azaltacağım, doygunluğunu azaltacağım sevgili dostlar ki birazcık daha doğal güneşin geldiği ışık vurması ve yansımasıyla karşılaşalım diye. Sonra da inelim aşağı, kalibrasyona bakalım. Kalibrasyonda yapılması gereken herhangi bir şey var mı? Bakalım burada, aa bakın kırmızı çok güzel bir şey ilave etti, bir sıcaklık ilave etti. Kırmızı bir parça da onu şöyle daha doğal hale getirelim. Sonra yeşile bakalım. Yeşil burada. Onu da bir parça sola doğru çekelim. Çok güzelleşti. Son olarak da maviyi. Mavi bir parçacık daha şu taraf bakayım. Ya bu tarafa. Bu böyle sevgili dostlar. Bu kalibrasyonda öncesi, sonrası, öncesi, son. Çok minimal dokunuşlar gördüğünüz gibi ama çok büyük fark yaratıyor. Neticede fotoğrafımız böyleydi ve dokunuşlarımızla bu hale geldi. Bir büyük olarak da bakalım. Evet. Sevgili dostlar, neticede gördüğünüz gibi sadece renklerle oynayarak bile bütün kompozisyonu, bütün ışığı, bütün görüntüyü, her şeyi değiştiriyorsunuz. Demek ki neymiş? Fotoğraf renkmiş. Renk neymiş? Tekrar edelim. Pozlama elbette ama pozlama önemli değil. Sonra hallediyorsunuz onu. Ama öncelikle rengi ısısı. Yani hangi kelvin değerini vermek istediğiniz. İki, e, iki doygunluğu ki ona mümkün mertebe çok dokunmamaya çalışın. Dokunacaksanız da Minimal dokunuşlar mutlaka yapın. Tonu, tonuyla oynayın. Doğru tonunuzu bulun, sevdiğiniz tonu bulun ve doğru renk. Ve unutmayın ki renkler arasında kontrast yaratarak sizin normalde kontrast düğmesini, şuradaki kontrast düğmesini hiç kullanmadan fotoğrafınıza o gereken derinliği zaten renklerle o kontrastı sağlamış oluyorsunuz. Burada arzu ederseniz son bir dokunuş yapmak istiyorsanız bir parça highlight'ı kısabilirsiniz bir parça arzu ediyorsanız çok minimal bir shadow açabilirsiniz. Biraz daha parlatayım derseniz white'ınızı bir parça artırabilirsiniz. Daha bir derinlik katmak istiyorsanız da black'inizi bir parça kısarsınız. Böylelikle daha da büyük bir derinlik yaratmış olursunuz. Buna ister artı clarity ilave edebilirsiniz ister eksi clarity artık o sizin zevkinize kalmış bir şey. Ben burada bir gıdımcık çok minimal bir artı clarity ilave edeceğim. Ve farkındaysanız ana renkler yani tüm renklerin hiçbir tanesini oynamadım. Ne vibransla ne de satürasyonla. Valla sevgili dostlar umarım bu içeriksizlere değer katmış ve beğenme butonunu hak etmiştir. Hala abone değilseniz lütfen abone olun. Şimdilik sevgiyle kalın, huzurla kalın, sağlıkla kalın, barışla ile kalın, hoşça kalın. Ben Erdinç Omaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.